Herkese merhabalar. Bugün sizlere çok keyifli, çok lezzetli ve çok da güzel bir konuyu anlatacağız arkadaşlar. Hikaye konusunu öğreneceğiz. Geçmişte, çok çok eskilerde, yani Orta Asya'da yaşarken biz sözlü dönemde destanlar vardı. Sonra destanlardan halk hikayelerine geçiş döneminde şu anda resmini gördüğünüz Dede Korkut hikayeleri var. Dede Korkut hikayelerinde konuşmalar şiir şeklinde olacak yani nazım ama olaylar düz yazı şeklinde olacak. Ardından da halk edebiyatı döneminde halk hikayelerini, divan edebiyat döneminde de şiir şeklinde yazılmış mesnevileri göreceğiz. İşte Leyla ve Mecnun, Yusuf ve Züleyha, Hüsnü Aşk birçok güzel mesneviyi hep beraber öğreneceğiz. Hatta Milletin Bakanlığı kitabında Mantıkut ı Tayr mesnevisi var ...Gürşehri'nin. Onu birlikte inceleyeceğiz. Peki bu dersimize başka neler göreceğiz? Divan Edebiyat'tan sonra biliyorsunuz biz yüzümüzü batıya çeviriyoruz. Yani şöyle bir harita alacak olursak burası Orta Asya destan dönemi dediğimiz yer burada oluyor. Hani bu Hunlar, Kök Türkler, Uygurlar dönemi. Sonrasında yavaş yavaş bu tarafa geliyoruz, Horasan'a geliyoruz, Karahanlar ve Gazenler dönemi. Sonra Anadolu'ya giriş yapıyoruz, Selçuklar döneminde Malazgirt'te. İşte Anadolu'ya geldiğimizde Anadolu'daki halk edebiyatında halk hikayeleri olacak. Divan edebiyatında ise tabii ki mesneiler olacak. Sonra dedik ki yüzümüzü Batıya çeviriyoruz, Batıya şöyle haç işareti koyalım. Batı'da da Fransa çok güçlü. Fransız edebiyatı çok güçlü olduğu için biz Fransızlardan esinlenerek böyle hikayeler yazmaya başlayacağız. Hatta Emin Nihat'ın müsameretnamesi, Ahmet Mithat Efendi'nin Letaifi rivayatı ilk hikaye örnekleri olacak. Ve Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı eserine baktığımızda da gerçekçi hikayeleri göreceğiz. Dolayısıyla Orta Asya'dan başlayıp Anadolu'ya ve Balkanlara doğru uzanan yolculuğumuzda da bizler edebiyatımıza neler kullanıldığını göreceğiz. Yani destanlar, halk hikayeleri, Dede Korkut hikayeleri, Mesneviler, normal hikaye ve bir de Dede Korkut hikayelerinden sonra halk hikayeleri döneminde cenknameler var. Cenkname nedir hocam? Hazreti Ali'nin destanlarını anlatan hikayeler. İşte bu dersimizde bunları çok keyifli, çok lezzetli bir şekilde öğreneceğiz. Arkanıza yaslanın, emniyet kemerlerinizi bağlayın arkadaşlar. Hep birlikte bu konuları güzelce pekiştireceğiz. Milletin Bakanlığı kazanımlarında bunlarla alakalı sosyal, siyasi, tarihi, ve mitolojik ögeleri belirler demiş. Bunları nasıl bulacağımızı bir mesleminin içerisinde, bir destanın içerisinde, bir halk hikayesinin içerisinde bize ait değerler nelerdir? Bunları beraber göreceğiz arkadaşlar. Anahtar kelimelerimize baktığımızda, anahtar kelime nedir hocam? Yani sınavda karşımıza çıkabilecek olan kelimeler. Sözlü dönem nedir? Halk edebiyatı, divan edebiyatı, mesnevi, Tanzimat, Servfinun, Mapassan, millî edebiyat nazım gibi bazı kelimeler var. Bunların her birini sizler bu dersin sonunda çok güzel bir şekilde öğreneceksiniz. Esasında olayın şeması bu. Sözlü dönemde destanlar var. Geçiş döneminde destandan halk hikayesine geçerken gedi korku hikayeleri var. Halk edebiyatında halk hikayeleri sade bir dille Divan Edebiyatı'nda mesleviler var arzu ölçüsüyle yazılan. Bir de sonrasında yüzümüzü batıya çevirdiğimizde tanzimat döneminde de hikayeleri görüyoruz. Burada arkadaşlar şu dönemli Milletin Bakanlığı'nın verdiği bazı temel kabuller var. Yani destanı, hikaye, masalı geçmişten de öğrencilerimiz biliyordu diyor. Ben de bildiğinizi kabul ediyorum ama hiç bilmiyor musunuz gibi bu dersin sonunda sizlere güzelce anlatacağız. Ekim programımıza gümbür gümbür ilerliyoruz. Hikaye konusundayız. Sizler mutlaka Dinamo Sözel Set'teki edebiyat kitabınızdan ödevlerini sağlayın. Biliyorsunuz burada hem edebiyat hem tarih hem de coğrafya kitapları var. Her biri hem üniversite sınavı standartında yani YKS standartında hem de sizler için okul yazılarınıza süper destek olacak kitaplar arkadaşlar. Hadi bakalım Ozan intromuz girsin videomuza başlayalım. Evet Dede Korkut hikayeleriyle başlıyoruz arkadaşlar. Dede Korkut hikayeleri deyince hemen zihninize bu resim canlanabilir. Bir dede var bilge bir zat ve hikayeler anlatıyor. İnsanlar da bunu dinliyor. Oğuz Türklerinin kendi aralarında yaşadıkları olaylar anlatılıyor. Ve gerçekten çok güzel hikayeler. Dede Korkut hikayeleri anlatırken olayları düz yazı şeklinde böyle hikaye edecek. Ama konuşmalarda bir şiir kullanacak. Yani şurada göstermek istiyorum mesela. Şurada bir tanesinde örneğimiz var. Bak burada olay anlatıyor 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 anlatıyor. Sonlara doğru karşı yatan kara dağını aşmaya gelmişim, akıntılı suyunu geçmeye gelmişim diye konuşuyor. Ve zaten dedi ki diyerek esasında şiirin başlamasından önce konuşmanın başladığını bizlere gösteriyor. Şimdi Dede Korkut hikayeleri alakalı bazı bilgileri isterseniz sizlerle paylaşalım. Birincisi asıl adı Kitabı Dedem Korkut Ala Ali Lisanı Tayfi Oğuzhan'dır. Yani Oğuzların diliyle Dedem Korkut kitabı. Bir söz ve 12 hikayeden oluşuyor. Yeni bulunan nüshalar da var. 9 ve 11. yüzyıllar arasında oluşuyor ve Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde derleniyor. 14-15. yüzyıl başlarında yazıya geçiriliyor. Birincisi anonim hikayelerdir. Bakın bunu üniversite sınavlarına çok soruyorlar. Yani Dede Korkut hikayelerini yazarı kimdir? A Dede Korkut. Yok öyle bir şey yok. Dede Korkut hikayeleri anlatan zat. Dede Korkut anonim hikayeler. Yani söyleyeni belli değil. Destandan halk hikayeciliğine geçiş özelliklerini gösteriyor. Hatırlarsanız az önce dünya haritasını sizlere göstermiştik. Ne demiştik? Demiştik ki biz Orta Asya'dan Horasan'dan Anadolu'ya geldik ve Balkanlara yöneldik. İşte destandan halk hikayeciliğine geçiş sırasında tam buralarda yaşanan olaylar olduğunu bilmemiz lazım. Bu da zaten üniversiteden çıkmış. Demiş ki mesela destandan halk hikayeciliğine geçişin ürünü nedir? A işte Kutatku B Divan C Dede Korkut hikayeleri olmuş. Doğru cevap Dede Korkut hikayeleri olmuş. İslamiyet öncesi ve sonrası yaşam tarzının özellikleri bir arada görülüyor. Yani burada hem İslamiyet öncesine ait böyle... Ee, yiğit nereden geliyorsun gibi veyahut da oklar, savaşlar veya canavarlar yani birazcık olağanüstülükler var. Ama aynı zamanda peygamber, Allah, Ramazan, oruç, zekat, namaz gibi kavramları da göreceğiz. Çünkü artık İslamiyet'le tanıştık. Biliyorsunuz 751 Talas Savaşı'nda Türkler Abbasilere e, Talas Savaşı'na yardım ediyordu. Çinlilerin istilasından Abbasileri kurtarıyordu ve sonrasında kitleler halinde biz İslamiyet'e geçiyorduk. İşte İslamiyet'e ilk geçen Türk boyu Karluklardı. Türk devleti de Orta Asya'da Karahanlılardı. Karahanlılar İslamiyet'i kabul ettiği dönemlerde de anonim bir şekilde anlatılan hikayelerden biri de Dede Korkut hikayeleri. Nazım ve Nesir karışık şekilde. Bu ne demek hocam? Yani hem şiir var hem de düz yazı var. Bakın şurada göstereyim pardon. Burası Nesir yani düz yazı. Burası da Nazım yani şiir. Devam ediyoruz. Yazıya geçirildiği dönemin dil ve anlatım özelliklerini gösteriyor. Hikayelerin geçtiği coğrafya olan Hazar Denizi'nin doğusu ve batısıdır. Yani bakın Hazar Denizi'nin nerede olduğunu biliyorsunuzdur belki ama yine de göstereyim. Burası güzel Anadolu'muz. Anadolu'dan böyle doğuya doğru gittiğiniz zaman Doğu Anadolu'yu geçiyorsunuz ve Hazar Denizi var. Hazar Denizi'nin doğusu ve batısı yani buralarda bu olaylar gerçekleşecek. Çoğu kahramanı ortak olan bağımsız hikayelerden oluşuyor. Oğuzların hayatını ve komşularıyla olan mücadelelerini konu edilir. Oğuzlar kim hocam? Oğuzlar bizim atalarımız. Yani Osmanlı Devleti'ni kuran, Türkiye Selçuklu Devleti'ni kuran işte Büyük Selçuklu Devleti'ni kuran hani diyoruz ya Melikşah, Alparslan, Alaaddin Keykubat, Osman Bey, Ertuğrul onların hepsi Oğuz. Oğuzların e, hayat hikayeleri anlatılıyor. Oğuzların hayatını yazdık. Olağanüstü varlıklarla yapılan mücadeleler ve sevda konuları için. Mesela normalde tam gerçekçi hikayeler değil. Hani demiştim ya Orta Asya'dan biz Anadolu'ya geleceğiz. Anadolu'dan Balkanlara yöneleceğiz. Tanzimat döneminde Batı'dan hikayeler alacağız dedik. Batı'daki hikayeler gerçekçi olacak. Yani bu ne ya bu abartı destan gibi masal bu ya imkansız denilmeyecek. Gerçekçi yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar tanzimat döneminde yazılmaya başlanacak. Hatta ilk gerçekçi hikayeler sertifuna gelecek. Fakat Orta Asya'da yazdığımız destanlar olağanüstülü. Bu Dede Korkut hikayelerinde de yine olağanüstülük var. Mesela diyelim ki Dede Korkut hikayelerinde Deli Dumrul'un hikayesi var. Deli Dumrul böyle beni kimse öldüremez, kimse bana dokunamaz diye şekil yapıyor. Sonrasında Azrail geliyor onu yakalıyor. Azrail diyor ki senin canını almaya geldim. Deli Dumrul diyor ki bir dakika ya sen kimsin? Beni Allah gönderdi. Ben Allah'ın bir meleğim. Can alırım diyor. Bu sefer Deli Dumrul anlıyor. Patladığını anlıyor. Diyor ki eyvah diyor. Ben ne yapacağım? Hemen yalvarıyor Allah. Allah beni affet diyor. Ben diyor dangozluk yaptım. Ben yanlış yaptım. Beni kurtar. Ben canım veremem diyor. O zaman Azrail diyor ki Allah dedi ki eğer senin yerine can verecek birini bulursan seni affedeceğim ve senin canını almayacağım. Bu sefer Deli Dumrul hemen hop annesine gidiyor. Anneciğim canım annem diyor. Bana canını verir misin? Annesi hayır diyor. Seni çok seviyorum oğlum ama canımı veremem. Can tatlı diyor. Babasına gidiyor. Babası da canım çok tatlı oğlum seni çok seviyorum ama senin için canımı veremem diyor. Bu sefer Deli Dumrul üzüntülü bir şekilde evine dönüyor ve eşine soruyor. Sevgili karıcığım diyor. Böyle böyle durumlar böyle böyle ben gideceğim diyor. Karısı diyor ki sen olmazsan ben nasıl yaşarım? Allah benim canımı alsın sana versin deyince Allah deli dumrulu affediyor. Yani burada ne anlatmak istiyorum? Bakın az önce dedik ya sevda konuları işlenir. Olağanüstü varlıkla yapılan mücadeleler işlenir. Şimdi siz Azrail ile diyaloğa girebilir misiniz? Yani imkansız. Azrail ile inşallah diyaloğa en gecinden girersiniz. Yani diyaloğa giremezsin konuşamazsın. Dolayısıyla burada olağanüstü olaylar var. Töreler ve gelenekler doğal çevre içinde hikaye ediliyor. Şimdi burada hikayeden bölüm aldık. Diyor ki Trabuzan tekfurunun bir fevkalade güzel Dilber kızı var idi. Sağına soluna iki çift yay çekerdi. Attı ok yere düşmezdi. O kızın üç canavar kalınlığı kaftanlığı vardı bak abartmam. Kim o üç canavarı bastırsa, yense, öldürse kızım ona veririm diye vaat etmiştim. Kan turalı geldi. Kara şaykalı tekfura selam verdi. Bak üç canavar. Ne ya? olağanüstülük yani. Size diyecekler ki böyle bir hikaye verecek mesela hoca sınavda. Böyle bir bölümünü verecek. Bu dede korku hikayesini inceleyecek. Sen diyeceksin ki birincisi korku hikayeleri anonimdir. İkincisi destandan halk yağcı geçiş özellikleri taşır. Hem İslamiyet öncesi var hem de Allah peygamber İslami ögeler var. Olağanüstülükler de var gerçekçilik de var diyeceksiniz. Ve konuşmalar şiir şeklinde bak dedi ki diyor konuştuğu an böyle şiir oluyor ama e, e, olaylar düz yazı şeklinde diyeceksiniz. Dolayısıyla buna benzer kavramları söylediğiniz zaman hoca konuyu bildiğinizi anladığınızı ve yorumladığınızı yakalayacak. Olaylar düz yazı konuşmalar şiir şekli hem İslami ögeler var. Peygamber kelimesi biliyorsunuz Orta Asya'da yakan yok. Yani Hunlar, Köktürkler, Uygurlar döneminde konar göçer yaşadığımız dönemlerde biz daha İslamiyet gelmediği için İslamiyet'le tanışmamışız. Uygurlar biraz mani diniyle Budizm'le tanışmışlar ama Orta Asya'da gök tanrı inancı var. Dolayısıyla eğer bu adam peygamber diyorsa, Allah diyorsa, tanrı diyorsa bu net bir şekilde İslamiyet'le tanışanın göstergesi. Şimdi geldik halk hikayelerine. Yani ne yaptık? Biraz daha Anadolu'ya giriyoruz artık. Halk hikayelerinde ise elinde sazla bir ozan düşüneceksiniz. Kahvelerde veya insanların toplandığı yerlerde hikayeler anlatıyor. Şimdi gerçek ya da gerçe yakın olaylar anlatılmaya başlıyor. Artık biraz gerçeklik artmaya başlayacak. Halkın ortak malı, anonim. Destana göre kişilerde ve olaylarda olağanüstülük azalıyor gittikçe. Yani dolayısıyla doğuda destanlar varken Orta Asya'da olağanüstülük var. Burada Olağanüstülük de var, gerçekçilik de var. Burada olağanüstülükler azalıyor, gerçekçilik artıyor. Batı tarzı hikayeler yazdığımızda direkt gerçekçi. Yani okuduğunda bu olabilecek bir şey diyorsun. Olaylar gerçek veya gerçeğe yakındır. Genellikle aşk ve kahramanlık var. Yine şiir düzeyi karışık. Saz eşliğinde dile getiriliyor. Masal, efsane, menkıbe, fıkra, dua, beddua, deyim, atasözü bilmece içerebiliyor. Masalın olduğunu biliyorsunuz. Hani böyle olağanüstü olaylar altı şeyler. Efsaneler de inanışı anlatıyor. Menkıbe de dini hikayeler. Yani işte bir evliyanın, bir sahabenin hayatından bir kesit anlatıyor. Fıkranın ne olduğunu biliyorsunuz, komedi. Dua beddua dua biliyorsunuz. Bunları içerebiliyor. Mesela yine bak gördünüz mü? Kıza konuşurken yine şiir şeklinde konuşuyor. Olaylar yine düz yazı şeklinde. Halk hikayeleri meddahlar veya aşıklar tarafından anlatılıyor. Ya yani meddah çıkıyor böyle bir bir yerde anlatıyor ya da halk şairi elinde ozan nı diyerek çalaraktan diyerek saz ile çalıp insanlara anlatıyor. Şimdi burada ise Arzu ile Kamber'i anlatmış. Arzu ile Kamber, direkt aşk hikayesi. Halk hikayelerinin bölümlerine baktığımızda bir fasıl bölüm var. Dinleyiciyi olaylara hazırlamak için bir takım şiirler, türküler okunuyor, tekerlemeler söyleniyor. Demek ki olaylara hazırlıyoruz dinleyici. Döşemede kişiler ve mekanlar tanıtılıyor. Yani döşüyor böyle artık, böyle seriyor sanki anlaştık mı? Olayın zamanı belirtiliyor. Asıl konu tabii ki hikayenin özünü oluşturan olayların anlatıldığı bölüm. Asıl kahramanların olay öncesi yaşamıyla hikaye başlıyor. Sonuç bölümünde işte dualar ediliyor. Kerem ile Aslı, Arzu ile Kamber, Tahir ile Zühre hikayeleri genellikle mutsuz sonla bitiyor. Yani bunlar kavuşamadan ölüyorlar. Vuslat sevenlerin kavuşması ahirete öbür dünyaya kalıyor. Efsane sevgililerin mezarlarına iki gül bitiyor. Bu Kerem ile Aslı'nın, Arzu ile Kamber'in, Tahir ile Zühre'nin. Bu güller kutsal günlerde birbirine sarılır ve mezar çevresinde iki kavak ağacı büyüyor. Bu ağaçlar iki kuş konuyor ve bunlar ötüşüyor. İşte bu da inanış efsane oluyor. Cenknameler ise Hazreti Ali'nin kahramanlıkları etrafına gelişen hikayelere Hazreti Ali'nin cenknameleri diyoruz. Bir de normal din adına yapılan savaşlarda gösterilen kahramanlıkları anlatan hikayelere de Demek ki din adına yapılan savaşlarda gösterilen kahramanlıklar cenknameler. Sözlü kültürde doğmuş ve sonra yazıya geçirilmiştir. Burada Hazreti Ali'nin kahramanlıkları anlatanlar çok önemli. Kaynağını Kur'an-ı Kerim, hadisler, İslam tarihi ve Arap-Fars edebiyatları oluşturuyor. Anadolu'da tercüme, telif ve adapte yoluyla işlenmiş birçok Hazreti Ali cenknamesi var. Halk hikayelerinin konularına baktığımızda aşk konular hep böyle bir erkek bir kız isim. Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber, Erciş ile Emrah ile Selvihan gibi. Kahramanlık konulara baktığımızda Köroğlu, Hazreti Ali Cengnameleri. Hem aşk hem de kahramanlık konu olanlar var. Mesela Kirmanşah, Yaralı Mahmut. Kaynaklarına göre Türk edebiyat kaynaklar var. Arap İslam edebiyat kaynaklar var ya da Hint İran edebiyatı kaynaklar var. Siz böyle iki tane isim gördüğünüz zaman bu aşk konulu diyebilirsiniz. Köroğlu, Bariz belli kahramanlık konusu. Hazreti Ali, Bariz kahramanlık. Geldik Mesnevi'ye. Şimdi Mesnevi esassa bildiğiniz şiir gibi bakın şöyle Mesnevi bu şekilde gidiyor. Bizler Mesnevi'yi yabancılardan alıyoruz. İran edebiyatında ortaya çıkacak ve bize İran'dan gelecek ve biz de bunu çok seveceğiz, çok kullanacağız. Şimdi her beytin dizeleri kendi arasında K fiili. O ne demek hocam? Yani şöyle. Ola ola. Gerek gerek. Ola ola. Yani kendi arasında K fiili. Aruz ve kısa kalıplarıyla o ne demek hocam? Yani böyle uzun cümlelerde de kısa kısa. Anlaştık mı? Mesela ileride göreceksiniz. Gazeller şöyle oluyor bak. A A B A C A, D A diye gidiyor. Mesneviler ise A A B B C C D, D diye gidiyor. Yani kendi içinde uyaklı olacak mesneviler ve aruzun kısa kalıplar ile yazılıyor. Bu ise A diye başlıyor sonra B A bak burayla aynı. C A burayla aynı. D A burayla aynı oluyor ve daha aruzun uzun, uzun kalıplar ile yazılıyor. Gazel ve kasideler böyleyken mesleniler böyle olacak. Devam ediyoruz. Divan şiirinin en uzun nazım biçimine mesnevi deniyor. Gerçekten çok uzun mesneviler var. Mesela şurada bir tanesini e, göstermek istiyorum. Diyelim ki e, Mevlana'nın mesnevisi, Ahmedi'nin İskender Namesi, Yunus Emre'nin Risaletin Nüsiyesi. Birçok değerli mesleğin var edebiyatımızda ve bunlar gerçekten binlerce beyitten oluşuyor. Dolayısıyla iki ile çarpın o kadar da mısradan oluşuyor diyebiliriz. Bakalım nerede çıkmış? İran edebiyatı ortaya çıkmış. Bize İran edebiyattan geçmiş. İlk mesleğin Türkiye Türk edebiyatından Yusuf Asacib'in yazdığı Kutadgu Bilik. Hani burada e, Orta Asya'da İslamiyet'i ilk kabul eden Karahanlar'da ya Karahanlar döneminde Hakaniye lehçesiyle Yusuf Asacib mutluluk bilgisi anlamına gelen Kutatku Bili'yi yazacak. Hatta Araplara Türkçe öğretmek için Kaşgarlı Mahmut ansiklopedik ilk sözümüz olan Divan-ı Türk'ü yazmıştı. Buna benzer eserler burada. İşte ilk meslemimiz, ilk aruza yazılan eserimiz, ilk Türk İslam edebiyatı örneğimiz zaten mutluluk bilgisi anlamına gelen Kutatku Bili. Onu Yusuf diye bir şair yazıyor. Sonradan ona Has Hacip ünvanı veriyoruz. Günümüz roman ve hikayesini yanıtan uzun soluklu hikayelerdir. Yani olay şu. Orta Asya'da destan, sonra Dede korkut hikayeleri, sonra halk hikayeleri, mesnevi ve hikaye roman oluyor. Bu kadar basit. Hatta şuraya bir de yazıyorum bakın. Şurada e, siyah kalem yazayım ki daha iyi aklınızda kalsın. Siyah kalemimiz nerede? Burada. Bakın Orta Asya'da İslamiyet öncesinde destanlarımız var. Sonra şurada bir Dede Korkut hikayeleri görüyoruz. Oğuz Türkleri tarafından Dede Korkut. Sonrasında burada Anadolu'da halk hikayelerimiz var. Ve yine e, doğudan İran'dan gelen mesnevilerimiz var divan edebiyatında. Burada ise batıya geçtiğimiz artık batıyla tanıştığımızda hikayeler, romanlar var diyebiliriz. Şimdi devam ediyorum. Demiş ki mesnevinin genel özellikleri nelerdir? Birincisi nazın birimi beyittir. Bu ne demek hocam? Bu işte iki iki yazılınca beyit oluyor. Dört dört yazılınca dörtlük oluyor. Beyit sayısının belli bir sınırı yoktur. Yani mesela gazellerde beş on beş beyit. üç 33-99 beyit olur. Ama mesnevilerde beyit sayısı sınırsız. Her beyit kendi içine uyaklı. A, A, B, B, C, C, D, D diye. Bakın. Ola ola. Gerek gerek. Olay ola. Aruzun kısa kalıplarıyla yazılır. Bunu anlatmıştım. Kısa cümleler demiştik. Aşk, savaş, kahramanlık, tasavvuf gibi konular için. Tasavvuf en önemlisi zaten. Hep Allah aşkına ulaşmaya çalışıyorlar. Yani buradaki aşk normal e, dünyevi aşk değil. Beyitler arasında konu birliği vardır. Hamse ise Arapçada beş demek. Vahid, İsnani, Selase, Erba, Hamse. Hamse beş demek hamse aynı zamanda beş mezhebinin bir araya toplanmasından oluşan eserlere deniyor. Edebiyatımızdaki ilk hamse sahibi sanatçı yani ilk defa beş tane mesleni yazmış kişi Alişir Nevai'dir. Bu da üniversite sınavlarına çıkıyor. Belki hocanıza yazıldığınızda sorabilir. Gelelim Mantuku Tayr Gülşenname isimli bir eser. 14. yüzyılda Gülşehir'i yazıyor. Esasında İranlı Feridut'un Attar'ın aynı isimli eserinin özgün yani daha orijinal bir tercümesi şeklinde. Kuşların dili anlamına geliyor. Çok değerli bir eser. Burada fable örnekleri var. Bakın bu Milliyetin Bakanlık tam da bu incelenmiş. Yazılınıza çıkabileceği için buraya dikkat edin arkadaşlar. Tasavvufi ve temsili bir eser. Yani alegorik. Esas orada kuşlar insanları temsil edecek. İnsanlar Allah'a ulaşmayı, doğruya ulaşmayı çalışıyorlar. Burada da aynı şekilde kuşlar... E, arıyorlar. Yani esasında Allah'ı arayacaklar. Şimdi yazıldığı dönemin dil özelliklerini göstermesi o kadar önemlidir. Kuşların bilge kuş hütütün rehberliğinde yola çıkıp padişahları simurgu aramaları hikaye ediliyor. İşte burada kaftanın ardına koşacaklar, uçmaya çalışacaklar, yetişemeyecekler, bulmaya çalışacaklar. En son diyecekler ki ha Allah bizim içimizdeymiş diyeceğiz bize bunu okuduğumuzda. Yüz kuşa irer isen bir murkola, ola, kamusuna padişah simurkola Kuşlara yüz dürüşmek gerek, padişahlarına irişmek gerek diye gidiyor yani. A, A, B, B, C, C'di gördüğünüz gibi kafiyelenecek. Yusuf ve Züleyha meselesi ise Şeyhat Hamza tarafından yazılıyor. Yine bakın A, A, B, B, C, C, D, D diye gidiyor. Yine burada da Yusuf Züleyha aşık olacak ve esasında sonunda gerçek aşka, ilahi aşka kavuşacak. Şimdi edebiyatımızdaki belli başlı meselelere baktığımızda Şeyhat Hamza'nın Yusuf ve Züleyha'sı önemli. Yunus Emre'nin Risale-i önemli. Gülşehir'in Mantıkut Tayrı önemli. Hatta Yıldız koyuyorum. Milleti Makanlık da bu incelenmiş. Aşık Paşa Garipname, Ahmedi İskendername, Süleyman Çelebi'nin Vesület'in Necat'ı önemli. Bunu Camilerimize mevlit yok okutuyorlar. Yani e, kurtuluş vesilesi anlamına geliyor. Peygamberimizin hayatını anlatan bir mesnevi. Hani camilerde mevlüt okutuluyor o bu işte. Şeyhinin harnamesi öküz olmaya yeltenen bir eşeğin hikayesini anlatıyor bu mesnevi de şeyhi. Bu da çok meşhur önemli bir mesnevi. Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'u bunu mutlaka bilin arkadaşlar. Yine Mecnun Leyla'ya aşık oluyor ama sonrasında... Gerçek aşkın Allah aşkı olduğunu anlıyor. Nabi'nin hayriyesi ve Şeyh Galib'in hüsnü aşkı önemli. Geliyoruz Tanzimat Edebiyatı'nın hikayeye. Artık neredeyiz? Artık batıya yöneliyoruz arkadaşlar. Bundan sonrası daha kolay, daha akılda kalıcı şeyler. Niye? Birincisi artık yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar anlatıyorlar. Bu bir. Ve sözlü gelenek bitti. Burada sözlüydü, yazıya sonradan geçirilmişti. Yani bu olaylar 11-12. yüzyılda anlatılıyordu ama 15. yüzyılda yazıya geçirilmişti. Bu sefer ise yazılıyor ve okunuyor. Şimdi Türk Edebiyatı'nda Tanzimat dönemine kadar hikayenin yerini destanlar, efsaneler, mesleniler, halk hikayeleri masallar tutmuştu. Artık Batılı anlamdaki hikaye Tanzimat döneminde tanışacağız ve Ahmet Mithat Efendi'nin Letalfi Rivayat yani Hoş Rivayetler adlı serisindeki hikayeler... ...Türk Edebiyatı'ndaki ilk yerli hikayeler kabul ediliyor. Buraya bir yıldız koyalım. Yine Sami Paşazade Sezai'nin yazdığı, bakın bu da Tanzimat ikinci dönemde Sami Paşazade Sezai'nin yazdığı... ...Küçük Şeyler adlı kitaptaki hikayeler Batı tekniğine uygun başarılı hikayelerin ilk örnekleri kabul ediliyor. Şimdi Tanzimat dönemi hikayesinin genel özelliklerine baktığımızda... Birinci dönemde romantikler yani toplum için hikaye yazıyorlar. Konular günlük hayatta tarihten alınıp böyle acıklı konular üzerine kurulacak ve halkı birazcık bilinçlendirmeye çalışıyorlar. İkinci dönemde ise daha realist ve naturalist yani gerçekçi olacaklar. Batı tarzına daha uygun olacak ve bireysel duyarlılıklar yansılacak. Ahmet Mithat Efendi halka okuma sevgisi aşılamaya çalışan yazı makinesi diye bilinen bir adam. Halka bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Ama ikinci dönemde Sami Paşizade Sezai ya da Recaizade Mahmut Ekrem, Nabizade Nazım daha gerçekçi hikayeler yazacaklar. Burada Ahmet Mithat Efendi'nin Letaifi rivayatı ve Sami Paşizade Sezai'nin küçük şeylerini mutlaka bilin arkadaşlar. Sertifinon hikayesi Milliyetin Bakanlığı kitaplarında işlenmemiş, öğretilmemiş ama geçmiş yıllarda vurgulandığı için buraya da hızlıca geçelim. Burada san tarzı olay öyküleri yani daha sonu belli olan hikayeler yazılacak Ve buradaki hikayeler yine bireysel duyarlılıkla yazılacak Anadolu'ya açılma da var Burada hepinizin defalarca okuduğu ya da dizisini izlediği aşk Memnun'un yazarı Halis Ziyavuşaklıgil'in Güzel hikayeler olduğunu söyleyelim Burada yine mesela Halis Ziyavuşaklıgil'in Bir muhtıranın son yaprakları hikayesini bilmeniz gerekebilir Yine aynı şekilde Hüseyin Rahmi Gürpınar da Sokağın anahtarına sahip Yani sokağı hikayelerini anlatan değerli bir sanatçı Onun da hikayeleri önemli Geldik Milli Edebiyat Dönemi hikayesine. Burada artık bayraklar asıyoruz. Neden bayraklar asıyoruz hocam? Çünkü artık ya kardeşim şimdi burada İslamiyet öncesi desen yazıyorduk. Sonra burada İslamiyetle tanıştık. Araplardan etkilendik, İran'dan etkilendik, Batı'dan etkilendik, Fransızlardan etkilendik. Yeter artık biz kendi özümüze dönüyoruz ve bayrakları asıyoruz diyoruz. Dolayısıyla milli edebiyat deyince zihninizde Türk bayrağı dalgalanması lazım. Çünkü neden? Milli edebiyatta arkadaşlar net bir şekilde Türkçülük var. Yerli ve milli kaynaklara yönelme var memleket gerçekleri var, kurtuluş savaşı var, olaylar Anadolu'da geçiyor ve sade bir dil anlayışı var. Yani Arapça kelimeler atmaya çalışıyorlar, yabancı kelimeler atmaya çalışıyorlar. Zaten Milli Edebiyat 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler Dergisi etrafında toplanan Ömer Seyfettin Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp ile oluşturuluyor. Şimdi burada Ömer Seyfettin çok önemli bir hikayeci. Hikayeciliği meslek edinen ilk sanatçı. Mopassan tarzı olay hikayeleri yazıyor. Yani e, giriş gelişme sonucu olan heyecanlı bir sonu olan hikayeler. Hikayelerinde konularını tarihten, anılarından ve günlük hayattan alıyor. Refik Halit Karay da yine Mofasan tarzı olay hikayeleri yazıyor. Ve bu sanatçımızda da hikayelerine gözlem ve mizan unsurları önemli yaratıyor. Balkan savaşlarında yaşanan zulmü hikayelerinde mükemmel bir şekilde anlatan benim en sevdiğim hikaye yazarıdır Refik Halit Karay. Efsanevi bir kalemi vardır. Yine Ömer Seyfettin'de... de iki numarada diyebiliriz benim için. Memdu Şevket Esendal'a baktığımızda ise Türk bir Çehov tarzı durum hikayeleri yazıyor. O ne hocam? Mafasant hikayelerinde giriş gelişme sonuç var ve beklenmedik bir sonla hikaye bitiyor. Ama burada Çehov tarzında adam geliyor bir banka oturuyor etrafa bakıyor ve hikaye bitiyor. Nasıl yani? Olay nerede? Giriş gelişme sonuç nerede? Yok böyle. E, 1920 sonrası durum hikayeleri yazıyor. Milli Edebiyat Dönemi hikayecilere baktığımızda Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekleri, Bombası, Refik Karayın Memleket Hikayeleri, yine Halid Edip Adıvar'ın Harap Mabetleri, Reşat Nuri Güntekin'in Tanrı Misafiri Leyla ile Mecnun'u, Memduh Şevket Esen'dan Otlakçı gibi hikayelerini Bilmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet konumuzu bitirdik. Gördüğünüz gibi bazı önemli yazar ve hocanın hocanız zaten sınavdan önce vurgulayacaktı size. Burada esas bilmeniz gereken şey size bir dedekor hikayesi metni verdiğinde bunu zihninizde canlandırabilmek ve mutlaka burada dinamo sözel setin içerisindeki edebiyat kitabını göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar bizler sizlere hem yazılı provaları koyduk. Bakın normal sorular da var hikaye ile alakalı test soruları ve çoktan seçmeli sorular ve aynı zamanda burada sizler için yazılı provaları da hazırladık. Bu yazılı provalarını ÖSYM tarz sorular haricinde yazılı provalarını mutlaka çözmenizi tavsiye ediyoruz ki sınavda buna benzer soru geldiğinde tıkır tıkır yapın ve en güzel puanlar alın arkadaşlar. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Pardon. Ödülü soruyu gösteremedik. Sıkıntı yok. Hemen gösterelim. Burada arkadaşlar ödül sorumuz. Hadi bakalım görüşmek üzere.